Kalk lan ayağa. Kalk ayağa. Kalk dedim. Yüzüme bak. Yüzüme bak lan. Şimdi en başından en sonuna kadar yediğin anlatacaksın bana. Şu dünyanın gam yüküne çeken var mı benim gibi? Şu dünyanın gam yüküne çeken var mı benim gibi? Gece gündüz gözyaşını döken var mı benim gibi? Gece gündüz gözyaşını döken var mı benim gibi? Yok. Talihim yok, bahtım kara, böyle hayat batsın yere. Sine sine vura vura, ölen var mı benim gibi? Yok. Senin sesin var ya, benim kalbime böyle 100 tane füze atıyor sanki. Neyse ki güzel yüzünün yaraları sarıyor. Hadi söyle, bir tane daha söyle. Ben toparlanayım gideyim artık, zaten saat de geç. Bu gece benim memleket dönüş partimin prensesi sensin. Dokunma. Bu geceye güzel final yakışmaz mı? Ha? Elini çek. Elini çek. Tamam gel sakin. Sen senin gibi güzelliği bırakır mı? Ha? Lan hayırdır lan? Ha? Ben seni niye bu saatte kadar durdum bilmiyor muyum? Lan gel. Bırak. 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 Bak hele. Benim bülbül sesim hele mi beni kesecek ha? Kes lan. Kes! Kes lan! Kes! Hadi! Kes! Ha? Gel lan buraya! Lan! Lan sen beni mi öldürdün? Lan!
lan? Ha? Kaçma lan! Yardım edin! Kimse yok mu? Kaçma lan! Kaçma! Kaçma lan! Kaçma! İmdat! Yardım edin! Kimse yok mu? İmdat! İstedim. Sen geceyi kana buladın. Yapma. Beni reddettin. Yapma. Felcin. Amcaoğlu. Felcin! Amcaoğlu! Ya oğlum ne verdi? Ne oluyor? Felcin, amcaoğlu! Amcaoğlu kalk, konumu buldum, geldim hemen. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Amcaoğlu bu... Şarkıcı kız değil mi? Ne yaptım lan ben? Ha? Ya, ya kız ölmemiş olabilir, hemen ambulans. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Hapse mi gireceksin lan? Benim yerime yatacaksın mı içeride? Al şunu lan. Al lan. Al. Al lan şunu.
Bak. Bak. Oturmuş. Oturmuş onu, oturmuş onu. Her şey kaybet, göm bir yere. Kimse hiçbir şey bilmeyecek. Tamam mı lan? Duydun mu? Hiç kimse bir şey bilmeyecek. Kızı öldürmek istemedim ama yanlışlıkla oldu yani, biraz da içmiştim. Lan sen nasıl bir evlatsın ha? Nasıl bir evlat? Ben sana böyle mi öğrettim? Ha? Ben sana niye bu kadar emek verdim ha? Bir kenar mahalle Dilber'ini öldürüp ağlaman sızlaman için mi? Sen kimin oğlusun lan? Senin oğlun baba. Sen yarın bir gün benim yerime geçeceksin. Öyle ya da böyle o koltuğa sen oturacaksın. 100.000 tane adamın kaderi senin iki dudağın arasından çıkan lafa bakacak. Bile olmayan bir kadın yüzünden öldürdüm diye ağlayıp sızlayacaksın ha. Sen bu kralı nasıl yöneteceksin lan? Kim olduğunu unutmayacaksın. Dik duracaksın. Kendine geleceksin. Bana bak. Bir daha çak çakal yüzünden ağlarsan, bir karı yüzünden ağlarsan seni emniyete falan vermem. Kafanı kendi ellerimle koparırım. Defol git lan. Defol lan! Ne acayip değil mi? Ne o? Bir mahalle öteye gidiyorsun sanki zamanda yolcu tutarmışsın bu yolu. Bazen sadece seyretmesi güzel gibi geliyor bu şehre. Dışarıdan bakıyorsun cennet. Yakından bakıyorsun cehennem. Yarından sonra burası da cennet olacak ama. Babana kavuşacaksın. Sen olmasan bu kadar güçlü kalamazdın. Gerçekten. Yani babamı aldıkları zaman hayatta ilk defa gerçekten yapayalnız kalacağımı düşünmüştüm. Ama öyle olmadı. Sen bana sormuştun ya bir kere. Hani iyi şeyleri hatırlıyorsun, tüm kötü şeyler de kalıyor mu aklında diye. Küçükken annem ben bu kötü anılarla mücadele edebileyim diye daha çok güzel anılar biriktirmem gerektiğini öğretmişti. Artık güzel anlarda sen de varsın. Ben ne zaman aklıma kötü bir şey gelse seni düşünüyorum. Beni bütün bu kabuslardan uzaklaştırıyor gerçekten. Biliyor musun bu hastalık korkunç bir şey. Ama bu anı hiç unutmayacağımı bilmek de hediye gibi geliyor. Bu saatte kalkmazsın sen, ne ol? Ha sen şova geldin, kardeşin şov yapacak, sen de onu söyledin. Bak. O sarı bit var ya, o sarı bit gün yüzüne hasret kalacak abi, bitireceğim onu, bitti. Harun,
Bu davayı kaybedeceksin oğlum. Bak yine bana bir gülme geldi ya. Hayırdır ihtiyar, ne? Bir dur, beni bir dinle, tamam mı? Bak şimdi, bu duruşmada Fecir'in videolarını gösterince, yani Rıza'yı kurtarınca bu davayı kazanacaksın. Peki, başka bir davaya girebileceğini düşünüyor musun? Bak, onun için de bu davayı kaybetmek zorundasın. Bünyamin, Emir Kıra, ha? O istedi değil mi senden bu? Abi benim yüzüme bak, cevap ver. Katil oğlunu kurtarmak için ne verdi? Sana söyle bunu. Söylesene. Harun, bak bu davayı kaybedeceksin. Eninde sonunda. Bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Benim derdim seni kurtarmak, yapma. Bak, bu yolun sonu nereye gidiyorsa oraya kadar gideceğim. Şimdi bunu sen ne bana söylemiş ol, ne ben bunu duymuş olayım. Ya da sen söylemiş ol da ben duymamış olayım abi. Oğlum kalem çoktan kırıldı. Sözümü dinle. Belirli gün ve saatte 4. celse açıldı. Tutuklu sanık Rıza Tanrıkulu'nun bulunduğu infaz kurumundan bağımsız olarak hazır edildiği, katılan Haydar Korkmaz vekili, bakanlık vekili. Sayın başkanım çok özür dilerim. Buyurun otur. Sağ ol. Sanık müdafisinin geldikleri görüldü. Açık yargılamaya başlandı. Efendim özür dilerim. Doktor bey, Rıza Tanrıkulu'nun tutuklanmadan önce son nörolojik muayenesini siz yaptınız, doğru mudur? Evet, nörolojik muayenesini bizzat ben yaptım. O süreci ve davanın sanığı müvekkilim Rıza Tanrıkulu'nun sağlık durumundan bize bahseder misiniz? Tabii ki. İçinde bulunduğu durum itibariyle şu an oldukça kendisi stresli ve gergin. Fakat hafızasının ve akıl ve mental sağlığının normal sizin benim gibi hiçbir insandan farkı yok. Ne? Anlamadım, biraz açar mısınız? Şöyle ki, bana Alzheimer semptomlarının görüldüğünden bahsettiniz. Kendisini ilk muayene ettiğimde de, son muayene ettiğimde de herhangi bir Alzheimer semptomuna rastlamadım. Ya ne saçmalıyor bu adam ya? Sessiz olun. Sessizlik. Doktor bey, yalancı şahit ve mahkeme heyetini kandırmanın cezasının ne kadar ağır olduğunu biliyor musunuz? Gayet iyi biliyorum. Hatta daha fazlasını söyleyebilirim. Kendisi şu an bu salonda. Sanığın oğlu. Umut Tanrıkulu. Bizzat bana gelip babasının Alzheimer olduğunu söylemem için bana baskı ve şantajda bulundu. Size yardımcı olabilirim. Şayet mahkemede uzman görüşüne ihtiyaç olursa beni tanık olarak çağırabilirsiniz. Sessiz olalım. Sessiz. Sessiz. Mahkeme nizamına uymayanı atarım dışarı. Sessiz olun. Buyurun. Sayın Başkan, sevgili Doktor Bey, bayağı gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. Müvekkilimin, hatta oğlu Umut Tanrıkulu'nun yanında Alzheimer olduğunu söyleyen, gerekirse mahkemede şahitlik edeceğini söyleyen kendisiydi. Peki ne oldu, ne değişti ifadeniz şu anda bu hale geldi? Değişen bir şey yok. Hem bu ne cüret? Asıl yalancı varsa o da sizlersiniz. Hakim bey, bana yapılan ithamları reddediyorum. Ben öyle bir şey demedim. Nokta. Sen o zaman niye buraya tanık olarak geliyorsun kardeşim? Avukat bey, bağırmak yok. Üslubunuzu bozmayın. İddia makamı, tanığa sorunuz varsa iletin. Tanığın ifadesi yeterlidir Sayın Başkan. Yalnız bunun yerine benim sizden başka bir talebim olacak. Biz iddia makamı olarak sanığın oğlu olan Umut Tanrıkulu'nun
mahkemede tanık sıfatıyla dinlenmesini talep ediyoruz. İtiraz ediyorum. Az önce hepimiz doktorun ifadesini dinledik. Sanığın oğlu olan Umut Tanrıkulu tarafından doktor etki altına alınıp yalancı şahitliğe zorlanmıştır. Ve bu durumun acilen açığa kavuşturulması duruşmanın seyri açısından önem arz etmektedir. Umut Tanrıkulu, tanık olarak dinlenmeyi kabul ediyor musunuz? Kabul etme, kabul etme, sakın kabul etme. Kabul etme. Oğlum da kabul etme, yok. Kabul etme. Kabul ediyorum. Duruşmaya bir saat ara veriyorum. Aranın ardından Umut Tanrıkulu tanık olarak dinlenecektir. Oğlum, ne dedim? Kalem çoktan kırıldı dedim. Sen istesen de istemesen de ne yaparsan yap bu davayı kaybedeceksin. Abi başlatma şimdi kalemini manevini. Anlat bana, açık açık anlat. Ne oldu? Anlat. Oğlum her şey son derece açık değil mi? Ben içeride doktoru gördün değil mi? Ha? Gördün mü? Nasıl böyle dümen kırdı? Bana bak. Sence Bünyamin Emir Kıran oğlunu bu mahkemeye yem eder mi? Ha? Oğlum bu dünyanın sahibi onlar. Bu düzen onların düzeni. Anladın mı? Gereği çoktan düşünüldü. Adam kazandı. Sen o videoyu göstersen de göstermesen de sonuç belli. Olan sana olacak. Senin başına çökecekler. Abi beni doğrusunu bildiğim yalanlarla oyalama. Seni kandırmak için ne vaat ettiler sana söyle. Ne vaat ettiler sana? AVM verdiler. AVM. Anladın mı? Bu mu? AVM mi yani? He, AVM. O hani valisimle zor bela aldığım AVM var ya. Onu veriyorlar. Tamam mı? Ben postayı koydum. Senden vuruyorlar. Öyle mi? Ben var ya. O fecirin de Bünyamin de abi. Anladın? Gene tuttu inadın lan. Gene tuttu inadın. Oğlum sabahtan beri ben sana ne anlatıyorum ya? Ha? Ne anlatıyorum ben sana? Memleketin bütün avukatlarını toplasan bu davayı kazanamazsın. Sonucu belli olan bir şey için niye her şeyimizi kaybediyoruz? Her şeyimizi mi? Her şeyimizi mi? Bak ben buraya kaybedecek hiçbir şey olmadan geldim abi. Nokta. Harun. Oğlum bak sen benim canımsın lan. Ailemsin lan. Ulan biz seninle beraber kurmadık mı bu hayalleri? Ben seni bugünler için avukat yapmadım oğlum. Ha? Hani beraber daha güçlü olacaktık. Bak kaç yaşına geldim. Bu yaştan sonra daha ben ne kadar milletin haracına çökeceğim? Ha? O yeni yetme p***ler var ya. Sonic mafya babası diye benimle dalga geçiyorlar. Oğlum bir düşeş attık. Yakma bizi Harun yakar. Tamam Kadir abi. Sen zarını attın düşeş geldi. Şimdi ben zarımı atmaya gidiyorum. Oğlum tamam tamam. Tamam. Öfkelisin. Hatta çok öfkelisin. Bu öfke içindeki o meşhur ateşi harlıyor. O ateşle o feciri yakıp kül etmek istiyorsun anlıyorum ama... Oğlum bak o ateş bize de sıçrayacak, bizim hayallerimizi de yakacak. Sen bana babanın emanetisin. Tamam mı? Sen beni onun yerine koydun. Ben de evladım. Bana abim dedin. Ben de canım kardeşim dedim. Lan oğlum biz beraber düştük, beraber kalktık be. Neyse ne? Herkesin her şeyin. Ama bu hayat denen... bize son bir şans veriyor. Ve bugüne kadar senden tek bir şeyi kendi için istemeyen abin bir tek şey istiyor lan, bir tek şey. Ben kararımı verdim abi. Ya bu davayı kaybedeceksin ya da benim. Seçim senin. Karar senin. Ya bu davayı kaybedeceksin ya da benim. Baba yavaş baba dur diyorlar baba. Baba ne yapıyorsun? Baba ne yapıyorsun? Baba ne yapıyorsun? Polisi izliyordun neredeyse. Ya niye kaçıyorsun sen polislerden baba?
Baba bak, polisler peşimize geldi. Ne oluyor baba? Niye durmadın sen polis çevirmesinde? Oğlum bak, sana nasıl anlatacağım bilmiyorum ama şimdi diyeceklerimi iyi dinle. Torpidoyu aç. Çabuk torpidoyu aç. Bu ne baba? Yurt dışına uçak bileti. Baba ne bileti, bizim ne işimiz var yurt dışında? Kadir abini hatırlıyor musun? Hani ara ara bizim dükkana gelirdi. Bu eski mahalleden arkadaşım mı? Evet evet, o Kadir abi. Bak, bana bir şey olursa mutlaka Kadir abini bul. Tamam mı? Baba ne diyorsun, niye sana bir şey olsun? Polislerle ne işin var senin baba? Hadi dur lütfen, sağa çek baba. Baba yavaşla baba. Baba, baba kalk hadi baba. Baba, baba, baba hadi uyan. Hadi baba, ha? Hadi baba kalk. Baba hadi, hadi baba. Baba, baba hadi baba. Baba, baba hadi uyan baba, uyan, 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 uyan. Baba! Babanızı muayene eden doktordan mahkemeye tanık olarak gelip babanızın hastalığı hakkında yalan söylemesini istediniz mi? Hayır, istemedim. Zaten doktor Bey'le ben konuştuğum zaman kendisi bana babamın Alzheimer olduğunu... Lütfen sadece sorduğum sorulara cevap verin. İstediniz mi, istemediniz mi? Hayır, istemedim. Sayın Başkan, görüldüğü üzere bir tarafta sanığın oğlu, diğer tarafta ise bu durumdan hiçbir çıkar gözetmeyen yeminli bir doktor var. O zaman bu durumda birinden biri gerçek dışı beyan veriyor. İtiraz ediyorum başkanım. İddia makamı tanığın itibarını zedelemek suretiyle mesnetsiz şeyler uydurmaktadır. Avukat bey, siz sanığın avukatısınız. Burada oturan tanığın değil. Şimdi müsaadenizle tanığa sormak istiyorum. Babanızı korumak için yalan söylüyor olabilir misiniz Umut? Hayır, söylemiyorum. Peki doktorun bugün buraya tanık olarak gelmesini siz mi istediniz? Evet, ben istedim. Ama az önce istemedim demiştiniz. Yalan söylemesini istemedim. Bakın, iddia makamı olarak sizi uyarmak durumundayım Umut. Öncelikle yalan yere şahitlik yapmanın bir suç olduğunu biliyorsunuz değil mi? Evet, biliyorum. Yani her ne kadar babanızın iyiliği için bile olsa yalan söylediğinizin tespiti halinde hapse girme riskiniz var. O yüzden sorduğum sorulara bütün bunları gözeterek cevap verin lütfen. Yalan söylemiyorum. Babam öldürmedi Büşra'yı. Büşra'yı Fecir Emir Kıran öldürdü. Sessiz olun. Buyurun. Sayın Başkan, tanık sorduğum sorulara cevap veremediği gibi şimdi de sırf babasını korumak adına başkalarını suçlamayı tercih ediyor. Suçluyorum çünkü gerçek katil Fecir Emir Kıran. Emir Kıran Holding'in sahibinin oğlu. O öldürdü Büşra'yı. Sessiz olun. Umut Tanrıkulu, bu iddiaları destekleyecek bir kanıtınız var mı? Var evet. Fecir Emir Kıran'ın Büşra'yı öldürdüğünü itiraf ettiği video var elimizde. Harun abi, göster artık şu videoda, bitsin bu işkence ne olur ya. Avukat bey, elinizde tanığın beyanını destekleyecek delil ya da iddia ettiği gibi bir itiraf videosu var mı?
Böyle bir video yok Sayın Başkan. Abi ne demek böyle bir video yok? Abi ne diyorsun sen? Hakim Bey, yemin ediyorum ben gördüm. Böyle bir video var, ben gözlerimle gördüm. Fecir Emir Kıran Büşra'yı öldürdüğünü anlatıyor. Hakim Bey. Atın dışarı. Bırakın. Bırakın oğlum. Harun abi ne demek video yok? Göstersene videoyu. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Atın şunu dışarı. Ya sen biz abi kardeşiz demedin mi? Tabi mi kurtaracaksın demedin mi ha? Ya Harun abi. Bırakın yapmayın ne olur. Ya. Umut sakin. Harun abi biz günlerdir bunu beklemiyor muyuz? Niye böyle yapıyorsun? Bırak oğlumu. Hakim Bey. Bırak. Hakim Bey ben vallahi gördüm. Bırak Hakim Bey ben gördüm. Bırakın. Yemin ediyorum gözlerimle bırakın gördüm. Bırakın. Harun abi. Ne demek video yok? Bırakın. Sessiz olun. Karar. Sanık Rıza Tanrıkulu'nun tutukluk halinin devamına, bir sonraki duruşmaya hazır edilmesine, bulunduğu cezaevi müdürlüğüne müzekkere yazılmasına, belirtilen gün ve saatte tutuklanmaya yönelik kararın ve duruşmanın ileriki bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Duruşma tutanaklarını alabilirsiniz. Girdin Büşra'cığım? 7 yaşıma girdim. Peki büyüyünce ne olmak istiyorsun? Şarkıcı. Büşra. Babana bir şey söylemek ister misin? Babacığım seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. ...27 Şubat özel etkinlik karışık repertuar. Savcı Hanım... Affedersiniz ben... Haydar Korkmaz. Büşra Korkmaz'ın babasıyım. Tamam siz gidin ben geliyorum birazdan. Buyurun. Fazla vaktinizi almayacağım Savcı Hanım. Bu defteri kızımın eşyaları arasında buldum. Ve bu defterin içinde bir not kağıdı var. Tarih, kızımı kaybettiğimiz günün tarihi. Burada da özel etkinlik karışık repertuar diye bir not var. Ama... Ben kızımın o gece sahneye çıkacağını bilmiyordum. Benim böyle bir şeyden haberim yoktu.
Anlıyorum. Bir de defterin arasında bu kartvizi de buldum. Azat Emir Kıran'a ait. Belli ki kızım o gece Emir Kıranların bir etkinliğine katılmış. Yani televizyonda gördüm. Umut da Fecir Emir Kıran'la ilgili adını söylemiş. Yani bilmiyorum, siz daha iyisini bilirsiniz elbette savcı hanım, ama yani bu işte bir tuhaflık yok mu? Evet, tuhaf gerçekten. Savcı hanım, bakın bizim hiç kimseyle bir alıp veremediğimiz olmadı bugüne kadar. Kızım da öyleydi, böyle şeylerden çok korkardı. Bilmiyorum, yanlış anlamayın, aklı vermek gibi olmasın ama bu cinayeti Rıza işlememiş olabilir. Tamam, siz merak etmeyin Haydar Bey. Biz bu konuyu bir inceleyelim. Sonra ben ne gerekiyorsa onu yapacağım. Sağ ol. Allah razı olsun. Yine bekleriz. İyi akşamlar. Umut, hadi bir şeyler yiyelim, sonra aramaya devam edersin. Hı? Ben yemeyeceğim. Umut, bak sabahtan beri hiçbir şey yemedin, düşüp kalacaksın. Dur, bir kere de beni dinle. Benim için. İşi var bunun burada. Ben bu çocuktan uzak duracaksın. Demiyor muyum sana? Anne, keser misin şu muhabbeti artık lütfen? Alev, sen artık iyice saçmalamaya başladın. Asıl sen saçmalıyorsun. Adam hasta, çaresiz. Şu çocuğun halini görmüyor musun? Hiç mi için acımıyor ya? İçim. İçim acıyor. İçim acıyor hem de çok. O Rıza denilen caniye değil ama. Haydar abi, bir tanecik kızına kıydı be o şerefsiz. Evlat acısından daha büyük bir acı var mı ha? Adamcağız bu dünyada tek başına kaldı, bir başına kaldı. Esas senin hiç mi için acımıyor acaba böyle bir pisliğe yardım ederken? Haydar amca. Haydar amca, benim Umut. Haydar amca, açsana bir kapıyı. Haydar amca, biliyorum Büşra'nın katilinin kim olduğunu. Haydar amca. Senin ne işin var burada? Utanmadan geliyorsun. Burada dikiliyorsun. Ne işin var senin burada diyorum. Aa! Haydar abi! Aa! Haydar abi! Sanık müdafi duruşmaya katılmayacak mı? Kızım, mazeret var mı? Uyaptan bir bakar mısınız? Affedersiniz Sayın Başkan. Başkanım, tekrar özür dilerim. İddia makamı, buyurun. Sanığın bugüne kadarki tüm ifadelerinde o geceye dair söylediği tek şey,
hatırlamıyorum kelimesi oldu. Biz de iddia makamı olarak eldeki verilerle şu ana kadar sanığın olay gecesi mesaisini bitirip iş yerinden ayrıldıktan cinayet saatine kadar olan süreçte nerede olduğuna ve neler yaptığına dair net bir kanaat ortaya koyamıyorduk. Fakat şimdi bu durumun değiştiğini söyleyebilirim. O gece orada olan bir tanık bize önemli bilgiler aktaracak. Sayın Başkan, tanığın duruşma salonuna alınmasını talep ediyorum. Tanığı çağıralım. Akbile teyze. Kim bu? Allah şahit, ilk duyduğumda rıza yapmaz dedim. O karıncayı bile incitse uyku uyuyamaz dedim. Eninde sonunda oradan çıkacak dedim. Her gece dua ettim. Bak sonunda oldu işte. Makbule Hanım, o gece Rıza Tanrıkulu'nun davranışlarına dair ne hatırlıyorsunuz? Yani davranışlarında herhangi bir gariplik sezdiniz mi? O akşam beraberdik mesaide. Normal çalışıyorduk. Bir ara ortadan kayboldu. Gecenin geç saatlerinde geldi. Bir tuhaflık vardı halinde. Tuhaftan kastınız nedir? Yani yüzü bembeyazdı. Kireç gibi olmuştu. Yani nasıl anlatsam? Stresliydi. Evet, daha sonra dikkatinizi çeken bir davranış oldu mu? Ben malzemeleri almak için depoya gittim. Bizim depoya girdiğimde bir sıkıntı olduğunu gördüm. Sanki bir şeyler saklıyordu. Beni görünce de panikledi. Sizi görünce panikledi. Evet. Makbule Hanım, farkında mısınız bilmiyorum ama şu anda bize sanığın olay gecesi şüpheli hareketler sergilediğini ve sizi görünce paniklediğini söylüyorsunuz. O zaman ben de iddia makamı olarak size sormak durumundayım. Makbule Hanım, daha önce ifadeniz alınırken atladığınız bu önemli ayrıntıyı duruşma esnasında paylaşmanızın özel bir nedeni var mı? Önce Rıza'ya hiç konduramadım. Yıllardır yan yana çalıştık. Kötülüğünü de hiç görmedim kendisinin. Ama ben de bir anneyim. O kızcağızın yüzü gözümün önünden gitmiyor. Hele haberlerde babasının kendini astığını duyunca koşup geldim. Sanık müdafi, Tana soracak sorunuz var mı? Yok başkan. Tanık ayrılabilir. Buyurun iddia makamı. Başkanım izninizle. Tanık Makbule Coşkun'un emniyete başvurusu ardından şimdiki ifadesinde de belirttiği gibi sanık Rıza Tanrıkulu'nun şüpheli hareketler sergilediği iş yerinde kolluk kuvvetleri tarafından bir arama yapıldı. Ve sanık Rıza Tanrıkulu'nun sakladığı suç aleti bulundu. Adli Tıp Kurumu'nun incelemesinin ardından suç aletinin Büşra Korkmaz cinayetinde kullanıldığı tespit edildi ve suç aletinin üzerinde hem sanık Rıza Tanrıkulu'nun parmak izleri hem de maktul Büşra Korkmaz'ın kanı tespit edildi. Buyurun komiserim. Evet, Cumhuriyet Savcısına soruldu. Esas hakkında mütalaanız hazırsa alalım. Önceki celselerde vermiş olduğumuz mütalaamızı aynen tekrar ediyoruz Sayın Başkanım. Sayın Başkan, izninizle karardan önce son sözlerimi burada olmayan başka bir şahsa ayırmak istiyorum. Biz ne yoksulluğumuzdan utandık, ne kimseye minnet eyledik. Bir gün bile hak yemedik. Hiç kimseye kötülük etmedik. Ama bu hayat benden kızımı koparıp aldı. Şimdi ben de Büşra'mın yanına gidiyorum. Bu dünyadan göçerken tek bir dileğim var. Adalet, adalet, adalet. Kızımın canını alan Rıza Tanrıkulu'nun en ağır cezayı almasını istiyorum. Maktul Büşra Korkmaz'ın babası Haydar Korkmaz.
Evet. Sanık Rıza Tanrıkulu. Bu celsede karar verilecek. Son bir diyeceğiniz var mı? Peki, sanık müdafi. Mütalayı dinlediniz. Bu konuda bu celsede soracağınız bir şey var mı? Savunma yapmak istiyor musunuz? Sayın Mahkeme Heyeti, mütalaya karşılık bir süre talebimiz olmayacak. Artık kelimelerin bazı anlamlara gelmediği bir noktadayız. Sizden tek isteğim, mahkeme heyetinin adaletli ve vicdanlı bir karar vermesidir. Karar. Sanık Rıza Tanrıkulu'nun üzerine atılım, maktul Büşra Korkmaz'a yönelik tasarlayarak kasten insan öldürme suçunu işlediği sabit görülmekle TCK 82'ye 1 maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın üzerine atılı tasarlayarak kasten insan öldürme suçunun CMK 103 A2 maddesinde sayılı katalog suçlarından oluşu, sanığı atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösterir olguların bulunması, otopsi tutanağı, sanık savunması, kolluk görevlilerince tutulan tutanak, tanık beyanları, sanık hakkında hükmedilen cezanın miktarı dikkate alındığında tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu gözetilerek sanığın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına CMK 268. maddesi uyarınca itiraz yolu açık olmak üzere bu hususta sanığın yakınlarına bilgilendirme bulundurulmasına, hüküm özetinin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiştir. Merak etme beni, tamam? Merak etme. Babam. Ben seni bırakmayacağım. Her şey düzelecek. Merak etme beni. Tamam. Ben seni bırakmayacağım, tamam? Merak etme beni. Umut. Seni bırakmayacağım, tamam mı? Seni bırakmayacağım baba. Bırakmayacağım seni. Merak etme beni. Bırakın. Umut. Seni bırakmayacağım baba. Sana inanmıştı ya. Bu hayatta en çok sana güvenmişti. Nasıl yaparsın lan bunu? Kaça sattın bunu? Söyle kaça sattın? Konuş. Konuşsana. Daha önce benimle duruşmaya girmediğiniz için bugüne kadar hiç kaybetmediniz tabii. Herkes bir gün kaybeder Harun Yakar. Tebrik ederim. Siz haklı çıktınız. Yok canım, mesele burada benim haklı çıkıp çıkmamam değil tabii ki. Önemli olan adaletin sağlanması. Bizim işimiz de bu. Son bir kez göreyim diyorum, başka bir şey.
Nişan, şu bizim Adanalar at. Aldım. O Hayyam'daki bodrum kattaki evden hayalini kurduğumuz şahane hayatın başlangıcına. Vay be. O gün bugün işte Harun Yakar. Ulan iyi ki yanımdasın var ya. İyi ki. İyi ki o gün arabanın önüne çıktın. Canım kardeşim benim. Yavaş ya, yavaş, yavaş. Oğlum ne acelem var, gece uzun. Karşı tarafta bizi karşı cinsler bekliyor da. Bana bak, köprü açınca zaten oraya doğru akmaya başlarız. Ya tamam, tamam, tamam. Ben anlıyorum senin neye takıldığını. Tamam. Evet, bugün bir tane dava kaybettin. Anladım. Ama bir davayı kaybederken hayallerimizi kazandın. Sen işte busun Harun Yakar. Aferin be. Ben bu hayatı seninle yaşadım abi. Beraber dünya kadar da iş yaptık. Ciğeri beş para yetmeyen kasası milyonluk ***larla uğraştık. Davalarını aldık, paralarını aldık, akıllarını aldık. Bazen haklıydık. Çoğu zaman da haksızlık ama hiç umurumda olmadı abi. Ama bu sefer başka bir abi. Ne bileyim, kötülere kötülük yapınca ben kötülük yapıyormuş gibi gelmiyordu bana yani. Ama bu Umut'la babası tertemiz insanlar be abi. Bir daha hiç temizlenmeyecekmiş gibi kirlettin bizi be abi. Söyle o densiz avukata kaybedeceği bir maça çıkmasın. Yalnız onun kaybettiği maç yok Büyümin Bey. Ayrıca bizim bu tehditlere karnımız tok. Kadri, ben sizin ne kadar aç olduğunuzun farkındayım. Eğer oğlumun videosu etrafa saçılırsa bu dava o avukatın hayatının son davası olur. Hayatta bir dava değil mi? Kaybetmemek lazım. Oğlum bak, kanunlar böyle örümcek ağı gibidir, tamam mı? Ufacık sinekler gelir ona yapışır ama büyükler yırtar çıkarlar. Düzen bu. Düzenin gerçek sahipleri de bunlar. Biz istesek de istemesek de. Bizim için artık bitti. Finito. Nereye? Hayatım ve dosyayı tamamen kapatmaya gidiyorum abi. Harun, oğlum bana bak, saçma sapan bir şey yapma ha.
Neydi burada demiştin bana? %100 başarı sözü veriyorum. Bu kapıdan giren kimseye geri göndermedim falan. Ha? Öyle miydi? Babam bizim hukuk işlerinin başına seni koymuş. Cebi dolduracaksın ha Harun Yakar. Memleketin en zengin avukatı yapacağız seni. Sen de kaderini değiştirdik ha. Hadi yine iyisin. Bunları söylemek için mi geldin buraya? Şov yapmak için mi? Bu ne suratsızlık lan? Müvekkilin gelmiş. İlgilensene. Ben şov yapmaya gelmedim. Bu Kadri abinle seni zengin eden dosya var ya, onu teslim almaya geldim. Ha. Bak Harun. İkimiz de biliyoruz bu devirde görüntü teslim almak falan böyle bir şey kalmadı. Sende bunun bir tane kopyası vardır. Sen akıllı adamsın. Senin başına gelecekleri benim tekrar hatırlatmama gerek yok değil mi? Yok kopya falan. Videonun kopyası da yok. Külliyatın o dosyanın içinde. Güzel. Artık benim de avukatımsın Harun Yakar. Başım sıkışınca seni arayacağım. Beni sen çekip çıkaracaksın. Ha? Çok sık görüşeceğiz seninle. Tecir! Tecir! Umut! Kaç paraya sattın lan bizi? Söyle! Söyle kaç paraya sattın? Kaç paraya sattın bizi söyle. Söyle kaç paraya sattın söyle. Şu kadara sattım çünkü ben para için her şeyi yapacak aşağılık bir herifim de. Söyle. Ne oldu bakamıyorsun yüzüme? Ha? Yaparken utanmadın, beni görünce mi utandın? Ya bu hayat benden annemi aldı. Abimi aldı. Bir babam kalmıştı. Onu da sen aldın lan benden. Neydi mi aldın para? Ha? Ben sana abi dedim. Abi dedim ben sana. Sana abi dedim, kendimden çok sana güvendim. Kaç para aldın söyle. Söyle kaç para aldın söyle. Umut, söyleyeceğim hiçbir şey öfkeni dindirmeyecek. Seni daha da öfkelendirecek. Beni gebertmek isteyeceksin. Ama bana sorma. Ama en azından baban hayatta. Yaşıyor hala. O yaşadığı sürece ikiniz için de bir umut var. Belki de başka bir avukatla falan bir şey de... Umut mu? Ne umudu ya? Ne umudu? Neyin umudu? Gidip bir avukata mı güveneceğim bundan sonra? Ben ne yapacağım biliyor musun? Babamı kurtaracağım. Sonuna kadar gideceğim, babamı kurtaracağım. Sen ne yapacaksın? Ha? Babanın mezarına nasıl gideceksin bundan sonra? Sen var ya, Fecir'den bile daha büyük suçlusun. Çünkü o bir insanı öldürdü. Ama sen insanlığı öldürdün. Ve bunun azabıyla yaşayacaksın bundan sonra. Aman güzel yavaş. Yoldaki taşa değersin. Güzelim vay vay.
açıyor. Ha, engelledim. Hı, çok güzel. Efendim anne. Ha, adliyeye geldim. Bir imza işi kaldı. Dedim de sonra okula geçeceğim, tamam mı? Hadi akşam görüşürüz. Öptüm, bay bay. Kolay gelsin. Bizim davanın sanık müdafiği belli olmuş. Kimmiş? Umut Tanrıkulu. Ha, bu Ankara'daki çocuk. Kök söktürüyormuş herkese. Ankara'daki okulu birincilikle bitirmiş. Büyük hukuk büroları bile hiçbir davayı kaybetmez diyor. Demek İstanbul'a geliyormuş ha? Gelmiş valla. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abiciğim. Burada bir duralım, burada duralım. Sağda dursana. Ne oldu be? Umut! Umut! Ne oldu oğlum, ne yapıyorsun? Onlar bize yaptıkları her şeyi unuttular Neşet abi. Ama ben hiçbirini unutmadım. Öyle tatlı tatlı uyku çekmek yok artık. Kurdukları düzeni başlarına akacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.